T24 seyircileri ve izleyicileri, takipçileri merhaba. Tabii yoğun siyasi bir gündem devam ediyor. İstanbul seçimlerinin sonuçlarına herkes kilitlenmiş durumda ama bu arada Türkiye'nin gündeminde başka şeyler de oluyor. Kimi güzel şeyler oluyor, kimi üzerinde düşünmemiz ve konuşmamız gereken şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi de bir kez daha kadınların elde ettikleri haklarla ilgili kadınlara ödenecek olan, işinden ayrılan, boşanan kadınlara ödenecek olan nafaka hakkı. Kadınların son yıllarda önemli kazanımları var. Bunda da kadın platformlarının, kadın hakları için uğraşan sivil toplum örgütlerinin çok büyük bir payı oldu. Ve hem Medeni Kanun'da hem de Ceza Kanun'da yapılan değişikliklerle önemli gelişmeler kaydedilmişti. Yeterli değil ama yine de gelişmelerdi bunlar. Şimdi nafaka hakkının ortadan kalkması ya da geri alınması konusunda bazı girişimler var. Bunun engellenmesi için de Nafaka Hakkı Kadın Platformu bir kampanya başlattı, bir bildiri yayınladı. 100 kadın çeşitli farklı disiplinlerden, içinde gazeteciler var, sanatçılar var, akademisyenler var, sivil toplum temsilcileri var. Pek çok farklı kesimden kadın bu bildiriye imzasını koydu. Bunlardan bir tanesi de benim, imzayı koyan ve gerçekten çok önemli de bir bildiri. Kampanya devam ediyor. Bu kampanyaya destek verirseniz o kadar bu hareketi güçlendirmiş olursunuz diyelim. Bugün konuklarımla Nafaka Hakkı Kadın Platformu temsil eden Selin Nakıpoğlu avukat, hoş geldiniz. Ve Zelal Ayman'la birlikte nedir bu nafaka hakkı ve neden bu kampanyayı başlatmak ihtiyacı duydular, bunları konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi dün sosyal medyada ben biraz bu kampanyayı paylaştım, hatta lütfen desteğinizi ve imzalarınızı esirgemeyin, çok önemli dedim. Mesela erkeklerden şöyle laflar geldi: hem feministiz diyorsunuz, hem eşitiz diyorsunuz, sonra tutuyorsunuz nafaka diye tutturuyorsunuz. Madem bu kadar eşitsiniz, bu kadar feministsiniz, niye nafakaya ihtiyacınız var? Neden erkekler için, erkeklerden gelecek paraya ihtiyaç duyuyorsunuz ve bunun için bu imza kampanyasını yapıyorsunuz diye. Şimdi buna da cevap vermenizi isteyeceğim ama isterseniz önce konunun özüyle başlayalım kısaca. Şimdi neydi, ne yapmaya çalışıyorlar? Çok kısaca. Ne gibi haklar vardı? Hangi hakları elden alınması söz konusu ya da kaybedilmesi söz konusu? Buyurun. Öncelikle ciddi bir manipülasyon var. Boşanmayla ortaya çıkan sonuçlardan biri nafaka. Ve nafaka çeşitlerinden bakım nafakasını, yoksulluk ve iştirak. İştirak çok özetle velayeti almayan eşin vermiş olduğu nafaka, çocuğa vermiş olduğu yoksulluk nafakası da boşanmayla yoksulluğa düşecek tarafa verilen nafaka. Medeni Kanun madde 175. Peki yoksulluğa düşecek taraf kavramına odaklanırsak, Türkiye'de boşanmayla yoksulluğa düşecek tarafın kadınlar olduğu meselesi netse, maalesef ki öyle. Yani bu çeşitli istatistiklerle ortada olan, kadın istihdamı noktasında ortada olan pek çok durum var. Bu duruma ilişkin neden süresiz nafaka manipülasyonuyla ortaya çıkıldığını bir kere anlamıyorum. Çünkü bizim medeni kanunumuzda süresiz nafaka diye bir şey yok. 175'in tam altındaki 176. madde hangi hallerde nafakanın kaldırılacağı, azaltılacağı yönünde zaten şimdi şunu bir sadeleştirelim. Normalde eşinizden boşandınız. Evet. İki tane de çocuğunuz var ve evliliğiniz boyunca çalışmıyordunuz ya da bir işte çalışıyorsunuz ama iki çocuğunuzu yetiştirmeye ya da büyütmeye yeterli değil. Şimdi bu boşanma halinde eş çocuklar belli bir yaşına gelene kadar, değil mi? Evet. Onların eğitim giderlerini karşılıyor ve nafaka veriyor. Evet, iştirak bu. İştirak. Evet, evet. Devlette yoksulluk eğer durumu söz konusuysa bir iştirak payı veriyor. Kadın çalışmıyorsa ya da yeşil kart seviyesindeyse örneğin. Çok geliri çok düşükse bu katkı payı. Şimdi yeni düzenlemeyle bunu kaldırmaya çalışıyorlar. Bunu süreli çeşitli tabii şeyler var, duyumlar alıyoruz, okuyoruz. İşte evlilik süresiyle sınırlandırmak ya da işte direkt 1 ila 5 yıl olarak sınırlandırmak. Yani Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı'nın çeşitli söylemleriyle bunu öğreniyoruz. Ortada çünkü net bir durum yok ama velhasıl bir süre getirmek. Ve bu süreyi de getirirken Türkiye'nin içinde bulunduğu, yani yoksulluğun kadınlaşması noktasından tamamen azade, hiçbir veriye dayanmayan ve son derece manipülatif bir şekilde yapmak. Durum bu. Yani peki sizin talebiniz mi? Normalde nasıl olması gerekiyor? Talebi, yani biz nafaka hakkına dokunmayın. Mevcut düzenlemeye dokunmayın. Mevcut düzenleme ne diyor? Nafaka ömür boyu sürebilir mi diyor? Hayır, süresiz olarak hakim bunu verebilir diyor. Kadının durumunu göz önüne alarak. Evet. Eğer zaten mesela öyle. Asla eğitimi yoksa, çalışamayacak durumdaysa ve iki çocuk büyüyecekse, mesleği yoksa bunu süresiz koyabilir. Oysa yeni düzenleme belli bir süre. Bir sene, beş sene.
kriterler koyuyor. Peki, şimdi bu neden önemli? Mesela işte dedim ya size, bana atılan tweetlerde gidin çalışın kardeşim. Siz de diyorsunuz Türkiye'nin şartlarını göz önünde bulundurmak diye. Sizin elinizdeki veriler neden bunun çok aslında tehlikeli bir düzenleme olabileceğini gösteriyor kadınlar çünkü, açısından? Çünkü şu anda kadınların istihdam oranı, iş gücüne katılım oranı, istihdam oranı çok çok düşük Türkiye'de. %29. Şimdi %29 gibi bir düşük rakam diğer ülkelerle karşılaştırdığında olağanüstü düşük bir rakam. Bu kadar az kadının çalıştığı bir ülkede boşanmayla yoksullaşıldığı durumda bu sihirli bir DNA'miz yok ki o kadın hemen meslek sahibi olsun, bir işi olsun ve o işte de iyi para kazansın. Şimdi o kadar çok engel var ki boşanmış kadınların karşısında, önünde. Dolayısıyla bizim derdimiz biraz şu, kadınların ev içi emeği çok önemli. Kadınların ev içinde çocuklar, yaşlılar, kocası için bütün o yıllar boyunca meslek edinme şansı edinmeden ya da okuma şansı elde etmeden. Okuma şansı elinde yok. Meslek edinme şansı yok. İstihdama katılıp orada kalma, kariyer yapma, terfi, bütün bunlar yok o kadının hayatında ve bir şekilde boşanıyor bu çiftler. Boşanma da doğal bir süreçtir. Olabilir ama şöyle bir şey oluyor. Erkekler genellikle çalışıyor çünkü çok yüksek erkeklerin istihdam oranı Türkiye'de kadınlarla karşılaştırıldığında. Biz diyoruz ki kadınların ev içi emeğinin görünmesi lazım. Yani bu sadece kadın örgütlerinin, kadınların ya da sizin gibi çok duyarlı kadın gazetecilerin sorunu olmamalı. Bu bütün toplumun sorunu. Bu boşanmış kadınlar diyelim ki nafaka hakkı gitti. Ne yapacaklar? Sığınak mı var onları destekleyen doğru düzgün? Örneğin. Sığınak sayısı da çok düşük. Özel meslek edindirme kursları mı var kadınlar için? İşkurum kurslarının sonuçlarını biliyoruz. Buraya şey de eklemek lazım galiba, bildirde de var. Ana mesela yuva meselesi kreş, hala çözülememiş durumda. Evet, kreş, gündüz bakım evleri oranlı kamuya ait. Özeller çok pahalı, bu kadınlar gönderemez. Çocuk bakımı, varsa yaşlı bakımı, evin geçimi, bütün bunları bir kadın nasıl üstlenecek? Bence toplumun burada bizi dinleyenlerin cevaplaması gereken çok önemli bir soru bu. Bu sadece bizim sorunumuz olamaz. Evet. Kadınlar 10 yıl boyunca, 12 yıl boyunca, şimdi rakamları ben parazi söylüyorum. Evli kalmış, bu hale gelmiş, boşanma raddesine gelmiş bir ilişkiden sonra toplumda nasıl ayakta duracak? Ben size söyleyeyim mi? Bu sadece üstelik de kırsal kesimin ya da gelir seviyesi düşük kesimin meselesi değil. Evet. En basitinden alın, diplomat eşleri. Evet. Kendileri de kocalarıyla aynı şekilde mülkiye mezunlar. Hı-hı. Mesela 10 sene yurt dışında Türkiye adına görev yapıyorlar. Dönüp geldiklerinde boşandıkları anda ne sosyal sigortaları var, ne o kadar yıldır devlete üstelik de yaptıkları katkı için bile bir gelirleri yok. Yani bu başka meslekler için uygulanabilir. Evet. Bu üstelik de sadece fakir kadınların tırnak içinde meselesi değil. Üstüne üstlük Şirin Hanım, yasada zaten belli kriterler var. Bir hakim eğer bu kadının sigortası varsa, yani ücretli çalıştığı bir iş varsa, belli bir geliri varsa ya da mülkiyet varsa üstünde, zaten nafakayı takdir etmiyor. Yani burada çok yanıltıcı bir yaklaşım. Manipülasyon dediği nafaka miktarları da. Şimdi ona gelecektim. Yani. Selin'in dediği gibi büyük bir manipülasyon var. Böyle bir 3-5 kişiden oluşan ya da 100-150 kişiden oluşan erkekler, mağdur erkekler. Ya onların manipülasyon nasıl manipülasyon yapıyorlar? Biz ömür boyu bu parayı niye ödeyelim diye. Evet, öyle bir şey yok. Öyle bir Peki, şey yok. Peki şimdi şunu biraz daha açalım. İstisnalar vardır ama genelleştiremeyiz. Meyiz. Peki şunu şöyle açalım. Şimdi siz diyorsunuz ki, Zelal Hanım dedi ki, bu evde geçirilen her ne kadar evlilik süresince eğer kadın çalışamamışsa, işte eğitim alamamışsa, dolayısıyla bunu bir maddiye, yani bir paraya döndürememişse ve işsiz güçsüz kalacak ortada. Bu durumda tam ne talep ediyorsunuz? Yani nafaka, hakim dese ki 10 sene nafaka bağladım ama nafaka çok küçük bir miktarsa, yine o da bir problem değil mi? Yani evet, sadece nafakanın kaldırılması değil, nafakanın miktarı da mı aynı önemli? Zamanda tahsilde problem var. Zaten nafaka miktarı, bir de artı ekliyorum size. Zaten inanılmaz bir nafaka tahsilat zorluğu var şu anda. Öyle bizim, mi? Tabii hali hazırda. Nasıl, bunu söyleyin, anlatın azıcık. Yani hakim takdir ediyor, diyelim 190 lira yeni aldık da o yüzden 190 lira mı veriyor? Evet. Aylık. Aylık 190 lira.
Fakat onu bir şekilde tahsil edemiyorsun. Çünkü kayıt dışı çalışıyor. Ya da sigortası yapılmıyor. Erkeğin sigortası yapılmıyor ama elden para alıyor. Burada da erkekler patronlarla nedense bu konuda çok iyi anlaşıyorlar. Hani benim bir boşanma davam var. Biraz beni kayıt dışı noktasına alır mısın? SSK'lı görünmeyeyim, nafaka diye. Çok güzel de anlaşıyorlar. O konuda hakikaten güzel bir muvazaa durumu da var. Biz tahsil edemiyoruz nafakaları. Fakat manipülasyon, ısrarla edememin sebebi şu. Ben alışveriş merkezinde yan gelip yatıyorum, geziyorum alışveriş merkezinde, evde yan gelip yatıyorum, kocam nafakayı ödesin. Böyle bir şey değil bu. Bir kere gösterdikleri örnekler, yani ünlü insanların nafaka miktarlarını sürekli söylüyor. Onlar hep anlaşmalı boşanma, farkındaysanız. Bambaşka bir konudayız biz. Biz çekişmeli, muhtemel şiddet olan tabii. bir evliliğin sonuçlanmasından kaynaklı bir nafakadan bahsediyoruz. Ben bayramdan önce İstanbul Barası Kadın Hakları Merkezi olarak biz araştırma yapıyoruz adli yardım dosyalarında. 190-200 lira. Yani rakamlar bunlar. Şimdi burada çok önemli bir şey söylediniz. Bu kamuoyuna ve magazin basına yansıyan işte alınan evler, uçaklar, isim vermiyorum ben ama işte ne bileyim ben çok böyle alınan miktarlar üzerinden yapılan spekülasyonlar aslında bu şekilde negatif bir geri dönüşü oluyor anladığım ve kadarıyla. Ve kadınlara zarar veriyor. Yani gerçekten ihtiyacı olan ve şiddetten ve ayrımcılıktan hayatını kurtarmak isteyen ve bu noktada boşanmaya gitmek zorunda kalan kadınlara zarar veriyor. Hı hı. Yani ama basının zaten bu tip durumlarda kontrol edilemezliği ortada. Dolayısıyla bunun üstünde durmamak lazım. Bizim için önemli olan kadın ve erkeğin eşitlik meselesi de. Yani 2015-16'dan bu yana siyasi iktidar bu eşitlik konusunda bir atağa geçmiş durumda. Eşitlik karşıtı politikaları destekliyor. Şimdi biz sürekli bir diyalog halinde olmak istiyoruz. Kadın örgütleri, platformları olarak. Kendimize yer bulamıyoruz bu noktada. Davet ettiriyoruz. Zorla davet ettiriyoruz. Evet. Dün imzalarımız çıktı ama biz aslında Nafaka Hakkı evet. Kadın Platformu olarak Ekim ayından beri çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Ekim ayında Ankara'da bir isimleri değişti. Aile çalıştayı oldu. Çalışma Bakanlığı. Nafaka konulu çalıştayı oldu. Biz mor çatılarak kendimizi zorla davet ettirdik evet. ve gittiğimde şunu söyledim. Gerçekten dedim ki, zorla bizi davet etmiyorlar. Dedim ki yani gündem bir nafaka diyorsunuz. Yani bu ülkede en önemli şey şu an nafaka mı? Kadın ve çocuk hukuk açısından. Bu kadar şiddetin kol gezdiği, rakamların ortada olmadığı noktada ama nafakayı konuşuyor. Peki bir soru soruyorum dedim. Örneği veriyoruz işte okutulmamış, çalıştırılmamış ve işte 20-25 yıllık ya da 10 yıllık evlilikten sonra kalmış. Ne olacak? Ve İSMEK kursu. Nasıl yani? Çocuk peki hadi İSMEK'te muhteşem bir terzi oldu çıktı. Çok iyi kazanıyor. Kadın ne yapacak? Çocuklar ne olacak? Ya. Soruya cevap yok. Yani çocuklar ne olacak? Ücretsiz kreş var mı? Yok, işte budur dedim yani. Bu kadar basit. Basit. Şimdi burada malum uzun bir zamandır devam eden, mecliste daha önce de pek böyle çok dalga atlatıldığı, kadın platformları sayesinde geri püskürtülen, çok önemli köşeden dönülen ya da nasıl diyeyim kenardan dönülen düzenlemeler oldu. Ama genel olarak şu andaki siyasi iktidarın boşanmanın önüne geçmek, işte aile yapısını korumak gibi bir derdi var. Şimdi bu son özellikle kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, aile içi ensest gibi konuların artmasıyla birlikte ve kadın platformları ve sivil toplum örgütleri sayesinde gerçekten artık kadınlar şiddete katlanmak istemiyorlar. Ve boşanma konusunda çok daha cüretkarlar, çok daha cesaretliler değil mi? Gerek sığınma evleri nedeniyle olsun, gerek aldıkları destek olsun. Biraz da bunun ilgisi var mı? Yani boşanma oranlarındaki ya da taleplerindeki artış mıdır? Siyasi otoriteyi birazcık da böyle düzenlemeler yapmaya götüren. Yani aman bu kadınları boşalttırmayalım. Ben tersinden bakmak istiyorum. Yani yani onlara cazip göstermeyelim bu boşanma olayını ki. Evet. Var yani mı bunun kesinlikle bir etkisi? Faktör. Yani kadınlara aslında alttan verilmek istenen mesaj bize göre boşanmayın. Boşanırsanız nafaka hakkınızı da elinizden aldığımız için çok zor durumlar yaşayacaksınız. Dolayısıyla o çok alttan kadınlara verilen çok güçlü bir mesaj. Hı-hı. Haklısınız. Ama öte yandan da kadınlar için bu şiddetten arınmış bir hayat yaşamak çok önemli bir hak. Tabii. Dolayısıyla da biz kadınlara boşanın ya da boşanmayın deme hakkına sahip değiliz. Ama eğer o kadın
evliliği süresince şiddetten uzak şiddet yaşamışsa ve buna artık bir son vermek istiyorsa bunu yaşama hakkına sahiptir ve devlet de yasalarıyla bunu desteklemek ve korumak zorundadır. Yani böyledir. Dolayısıyla o noktada haklısınız ama her durumda biz kadınların şeyini savunmalıyız. Kararlarına saygı duymayı. Söylediğinizi örnekleyen iki husus var. Boşanma komisyonu raporu. Zaten, evet. Boşanma komisyonu raporu Mayıs 2016 ve daha geçen haftalarda çıkan yargı reformu paketi, aile arabuluculuğu. İkisinde de dediğinizi destekleyen girişimler bunlar. Boşanma komisyonu raporu bizlerin, gerçekten kadınların tepkileriyle geri çekildi. Ama ne oldu? Nafaka şimdi 2018 Eylül'ünde bir tık gelmeye başladı. TCK 103 yani çocuğun istismar edenle evlendirilmesi noktasına geri çekildi. Geldim. Artık ne zaman geri bilmiyoruz. Aile arabuluculuğunu da getirmeye çalışıyor. İşte aynı husus. Boşanmayın. Boşanmayın. Evet. Şöyle diyor medeni yani. Medeni yasada da edinilmiş mallara katılma rejimi olsun. Evet. 62-84 şiddet yasasında olsun. Kadınların miras hakkı olsun. Bütün bunlara ilişkin genel bir yaklaşım var. Evet. O yüzden dedim siyasi iktidarın kadınlara yönelik, kadın ve erkeklerin eşit olduğuna ilişkin, olmadığına ilişkin, fıtraten olamayacaklarına ilişkin güçlü bir algısı var, politikası var ve bu çok zarar veriyor. Şimdi burada yani şunu demeye çalışıyor değil mi? Siz eşit kreş değilsiniz. Kurmuyorum bir kere boşanamazsın çünkü bu çocuk. Sen evde diyor. Otur. Evet. Çocuğuna sen bak. Otur. 3 çocuk, mesleğin 4 olmasın. Aha. Kocanla da işte idare et, kol kırılsın, yen içinde kalsın. Böylelikle devam edin, gidin. Çünkü boşandığın an diyor sana nafaka hakkını da bu kadar az tutacağım. Kreş de yok zaten. Çocuğu da gönderemeyeceğim. Miras hakkına da göz dikiyorum. Onu da değiştireceğim. Onu da değiştireceğim. Çünkü arada mesela ikinci evlilikse örneğin miras daha da sorunlu hale geliyor. Dolayısıyla sen ol, boşanmadan ayrıca devam ettir. Takılma bu şiddete middete diyor aslında. Evet. Özel sektörü de bak denetlemiyorum. Rahat ol orada. Rahat yani ol, özel sektördeki şirketlerin kreş açma yükümlülüğünde de bir cezayı ödüyorlar, geçiyorlar. Aynı zamanda çocuk sayısını arttırıyorum farkındaysan. 3 çocuk 4'e çıkardım. Senin istihdamını daha da düşürüyorum. Evet. Yani 3 çocuklu 4 çocuklu bir kadının gerçekten yarım zamanlı çalışma gibi formüller getiriyorum. Evet, bu konuda evet, da kadın evet, örgütlenmelerine çok ya büyük etkisi var. Bir kere siyasi iktidarın şunu bence anlaması lazım. Kadınlar onlara çocuk doğurmak zorunda değil. Onların bir aracı değil. Bu çok önemli bir şey. Avrupa'da, gelişmiş Batı dünyasında mesela bu kavramlar çok oturmuş kavramlar. Kadın bedenini araçsallaştıramazsınız. Kadın bedeni size iş gücü yaratmak zorunda değil, o onun kararı. 3 çocuk mu, 5 çocuk mu, hiç çocuk mu? Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunlar çok önemli kavramlar ama tabii bu eşitliğe... Ama bunu toplumsal cinsiyet adaleti altında yapılması zaten evet, peki acayip. Şimdi diyelim ki bu platformun işte bütün imzalanan bildiriler bir ses getirdi ve bir şekilde... Bugün 4000'e ulaştık Şirin Hanım. İsterseniz isteriz ki 14000, 24000, 44000, 104000, 1 milyon 4000 olarak gidesin. Gerçekten dediğiniz gibi nüfusumuzun yarısı kadın ve kadınları bu kadar hayati şekilde yakından ilgilendiren bir mesele. Bir de altını çizelim. Üstelik de bu hep şiddette de biz yayınlar yaparken bunun altını çizmeyi ben önemsiyordum. Hı hı. Hani herkes zannediyor ki ay bu şiddet meselesi köylülerin meselesidir. Hı hı. Ya da bizim değildir canım, Karadeniz'in meselesidir ya da atıyorum Doğu'nun meselesidir. Hiç öyle değil. Eğitimli de olsan, eğitimsiz de olsan, üniversite mezunu da olsan, daha da yüksek okul mezunu da olsan, en büyük şirketin tepesindeysen ya da işçiysen fark etmiyor. Şiddet herkesi vurabiliyor. Dolayısıyla bu haklara bakmak lazım. Peki diyelim ki burada bir yol alındı, nafaka hattı saklı tutuldu ama sizin bu dediğiniz miktar meselesi hala çözmüyor sorunu. Evet. O konuda ne yapılabilir ya da ne bekliyorsunuz? Yani o konuda hakim hakkaniyeti gözetiyor zaten. Yani tarafların, aile hakimlerinin... 190 lira hakkaniyeti neresi? Onu hakkaniyet demiyorum. Orada tabii ki artırım yolları için daha sonra kadın dava açmak zorunda kalıyor. Ha. Yani kadını başka dava açmak yollarına sürüklüyor. Hakkaniyeti gözetiyor derken şunu kastettim. Eksik hususlara ilişkin aslında araştırma yapılmasını da hakimler birazcık fiiliyata verse... Çünkü aile mahkemesi hakiminin gerçekten çok yetkileri var ve sen bu parayla geçinemezsin... ben buna ikna olmadım deyip aslında daha detaylı bir araştırma yapılıp o 200 liraya yani asgari ücret geliyor ya karşıya
geliyor mesela asgari ücretle çalışıyorum. 200 lira. Hayır, bu gerçekten bu rakam değil deyip daha geniş araştırma yapılabilir. Bir de tahsilat zorluğunun aslında, biz aslında bunları değil de tahsilat zorluğunu konuşsaydık belki baylarca çok yol alınabilirdi. Çünkü ne gibi bir yaptırım var? Diyelim ki ben diyor işte 6 ay borcum var, harcım var, evin kredisini ödüyorum. Sana bir de nafaka diyemem, sonra toplu öderim. Hı hı. Öyle bir durumda kadınların hakkı ne? Ne yapabilirler? İcra takibine koyuyorlar zaten. Ama o da yavaş bir süreç herhalde, değil mi? Yani yeni düzenlemede de nasıl olacağını bilmiyoruz. Hani tevatürler var böyle basına yansıyan, o yüzden şu andaki şey... Nedir mesela yani tehlikeli görünen sizce bu tevatürlerin hangi? Bazen tevatür olan bir şey de gerçekliğe dönüşüyor da, o yüzden tevatür diyoruz. Şu, en dikkat önemlisi, Selin daha iyi bilebilir ama bence en önemlisi pek çok kriterin neye göre belirlendiğini bilmediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla kadınların lehine olmayacak çeşitli kriterlerin süreyle ilgili miktar, yani evlilik süresi, nafaka miktarı gibi kriterler, bir de toptan ödeme çıkarıyorlar şimdi. Çocuk yoksa o ilişkiden sonra bu gibi kriterleri hakimin inisiyatifine bırakmak. Şimdi bu çok tehlikeli. Neden? Çünkü zaten Türkiye'de hukuk çok kötü işliyor, mahkemeler. Evet. Ve o hakimler neye nasıl bir kriter koyup yapacaklar? Çok tehlikeli bir şey bu. Yani zaten kriter koyuyorlar. Keyfilik. Ve medeni kanunda şey var. Deniyor ya işte sadece evlenince kadın nafakası kesiliyor. Hayır diyor, sevgilisi var belki, nereden bileyim. Yok, birlikte yaşam. Birlikte çatı altında yaşamda da var. 176 onu da söylüyor. Orada da nafaka kesiliyor. Ya da biz zaten şunda, evli olmadan yaşasalar da belli bir süre. Ya mesela hayır, Batı'da 10 yıl zannediyorum, evet, değil mi? 10 yıldan sonra normal evlilikle aynı prosedürde değerlendiriliyorsun. Mal bölüşümü, evet, ortak edinilmiş mallar. Türkiye'de bu var mı? Yani uygulanabiliyor mu? Hayır. Yani burada nafakanın kaldırılma hükmünde var. Ha. Birlikte yaşama halinde nafakanın kesilmesi ya da kadının haysiyetsiz yaşam sürmesi noktasında. Başkasıyla yaşaması halinde yaşaması ya da sevgili olması halinde nafakanın kaldırılması. Biz zaten 2-3 husus. 1 çok az verilen nafaka miktarları, 2 tahsilat zorluğu, 3 haysiyetsiz yaşam maddesinin hep kadınlar aleyhine kullanılmasından dolayı zorluklar yaşıyoruz zaten. Örneğin boşandığın kadın başka birisinden birlikte olmaya başlıyor. Hayatını birleştirecek ya da birleştirmeyecek, o onu ilgilendiriyor, evet, ama nafakası kesilebiliyor. Evet. Peki adam erkek başkasına birlikte olduğunda ona bir yaptırım var mı? Nafaka yükümlüsü değilse kadın, hani nafaka yükümlüsü olup olmadığına mı şey yapıyor? Yok, öyle bir yaptırım yok tabii ki yani öyle bir şey. Sizden bir cevabı almaya çalışıyorum da o yüzden. Haysiyetsiz yaşam maddesi, bakın 176'daki haysiyetsiz yaşam maddesi sadece ve sadece kadınlar aleyhine kullanılıyor. Hmm. Yani bu önemli o yüzden. Tabii ki zaten hali hazırda son derece cinsiyetçi yaklaşılan bir maddeyi iyice kadınlar aleyhine getirmeye çalışıyorlar. O yüzden mevcut yasanın değiştirilmemesi ve dokunmayın mesajını ısrarla veriyoruz. Mesela şu da önemli. Belki bunu da altını çizmek lazım. Bununla ilgili de belki bir şey söylersiniz. Yani yine bu magazin basınına yansıdığı için çokça konuşulan bir mesele. Mesela sadece hani çok büyük isimler, çok zengin, paralı isimlerden bahsetmiyorum. Gayet normal, iyi bir işi olan bir şirket üst düzey yöneticisi kimi zaman gelip diyebiliyor ki ben muafakayı ödemek istemiyorum çünkü aldığım maaşla geçinemiyorum. Oysa aldığı maaş zaten evliliğinde de aldığı maaş ve o zaman geçinebildikleri bir maaş bir anda geçinemediği bir maaş haline geliyor. Bu da bir sıkıntı anladığım kadarıyla, tabii, değil böyle, mi? Bunlar da ve bunlar zaten mahkemeler tarafından kabul görebiliyor. İşte bunların onu demek istiyorum. Hı-hı. Yani detaylı araştırılması lazım. Farklı bakış açısıyla hakimler kadınlar aleyhine bakınca bunları araştırmıyor. Hı-hı. O yüzden hakimin takdirini bırakma meselesine bizim bu sebeple zaten çekincemiz var. Çok hatta riskli, tehlikeli de buluyoruz. Ve yeni düzenlemede bu hakimin kararına bırakma. Çünkü hali hazırda zaten kadınlar lehine bir araştırma yapılıp hayır efendim bu böyle değil, sen dediğiniz gibi nasıl bu parayla geçiniyordun da şimdi geçinemiyor oluyorsun bakış açısıyla baksa zaten miktarı azaltmayacak. Yani erkekler hali hazırda çok fazla nafaka miktarının azaltılması için davalar açıyorlar ve hepsinde kazanıyorlar ya da kaldırılmasına ilişkin. Çünkü erkekler, aman hakimlerin çoğu erkek olduğu için mi? Ya da kadın bakış açısı, bakış açısıyla diyeyim, ilgili bakış bir durum. Bir de şey de önemli aslında, yani ekonomik kriz var, işte ülkede ekonomik bir darboğaz var, döviz krizi var, enflasyon çok yüksek. Yani erkeklerin de ekonomik durumu sarsılabiliyor. Biz burayı görmemezlikten gelmiyoruz.
Yani nafaka yükümlüsü erkekler de zorlanabilir ödemekte. Ama bu sorunun çözümü kadınlara nafaka ödememek değil. Bu toplumsal bir sorun. Buna hep birlikte bir çözüm bulunmalı. Çok yoksulsa adam, asgari ücretle çalışıyorsa ve nafaka yükümlüsü ise zorlanabiliyor. Biz bunları görmüyor değiliz. Ama bunun birlikte bir çözümü bulunmalı. Böyle karşılıklı itişmek şey diye. Sosyal devlet gereği olarak bunun devletin. Ve bu yasayla çözülebilecek bir şey de değil. Bu örneğin boşanmış kadınlara özel ekonomik teşvik programları geliştirilmeli. Bir pozitif ayrımcılık olmalı. Mesela hani Selin'in hukuken yapılabilecekler noktasındaki bir de toplumsal ekonomik boyutu var bu işin. Bu kadınlar tamam nafaka almasınlar. Adamların bu bir grup adam parası yok. Hani ödeyemiyor. Hani o zenginleri ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bu sınıfsal da bir konu. Bunu da görmezden gelmiyoruz. Dolayısıyla peki bu kadınlar nasıl yaşayacaklar? Mesleksiz, parasız, çocuk başında, kreş yok, iş yok. Yani bu noktada kadın istihdamını artırmak, ekonomik teşvik paketleri açmak, meslek gerçekten verimli meslek kazandırıcı kurslar düzenlemek, garanti iş istihdamı da garantilemek ve bu kadınların işte mesela dünyada bu çok önemli. İş buldun, peki koruyabilecek misin o işi? Mesela boşanmış kadınları bu şekilde desteklemek çok önemli. Biz bir sürü dünya örneğine baktık şimdi onun. Çok inanılmaz şeyler bulduk. Mesela şey İzlanda çokça konuşuldu bu futbol meselesinden. Evet. Kadınların istihdam oranı %83. Orada süresiz nafaka yok. Örneğin bizde de yok ama hani en azından şey belli kriterler koymuşlar. Neden? Çünkü kadınların %83'ü çalışıyor. Ya da Fransa, Norveç, Finlandiya hepsi çok yüksek kadın istihdam oranı. Bizim %29. Bu yoksulluğa düşecek kavramına geliyoruz işte buradan. Şimdi bu nokta çok önemli bizim için. Yani siz Batı'yı örnek veriyorsunuz. Çünkü karşımızdaki grup şey diyor. Batı'da da yok süresiz şey. Ya da işte kriterler var. Biz de diyoruz ki Batı'da %80 ortalama kadınlar istihdam ediliyor. Amerika'sından Fransa'sına ya da evlilik sırasında iş yapmıyorsa bile aldığı eğitim dolayısıyla çıktığında birikimiyle yeni işe girebiliyor. En azından o fırsat. Her şeyi göreceksiniz. İşte üniversite mezunu mu, istihdamda ne kadar, kendi hesabına çalışmış mı, bir mesleği var mı? Bütün bunları size ben vereceğim. Şimdi bu tablo çok önemli. Şimdi siz zaten çalışıyorsa, mesleği varsa zaten nafaka almayacak ki. Şimdi bu neyin gürültüsü? Evet. Peki iki konu, teknik konu ama çok kısa kısa cevap rica ediyorum. Birincisi diyelim ki nafaka durumunda koca öldü. Ölümle zaten. Öldüğü zaman o zaman ne oluyor? Kesiliyor. Yine kesiliyor. O da bir mağduriyet değil mi mesela? Tabii bu ki. Konuda da. Evet, Almanya'dan hatta Almanya örneği var burada. Ölümden sonra devam etmesine İngiltere'de ilişkin de var. Bir düzenleme var mesela. Bu da tabii ki bir mağduriyet ve bunu yaşayan çok fazla müvekkilim var. Sizin verdiğiniz diplomat örneğin ben bizzat yaşıyorum. Hakikaten öyle. Boşandıktan sonra çok zorlandı. Hele kocası öldükten sonra zaten daha da fena. Zor. Yani zaten hali hazırdaki mevcut düzenlemeye itirazlarımız vardı. Hı-hı. Hep vardı. Zaten boşlukları olan bir düzenleme. Zaten kadınlar aleyhine olan düzenleme ama bunun yine de değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı-hı. Değiştirilmemesi tam tersine ileriye götürülüp çok daha sağlıklı bir düzenleme yapılması. Onu konuşamıyoruz. Peki şu anda neresi? Yani bu imza kampanyası onu söyleyelim, kapatalım belki. Eğer yeterince destek bulabilirseniz ki bulacaksınız umuyorum. O zaman neyi değiştirebilir? Yani şu anda komisyonda mı görüşülüyor? Nedir bu düzenleme? Ne kadar her şey kapalı kapılar ardında yapıldığı için durumda. Şirin Hanım, biz de vakıf değiliz. Yani Adalet Bakanlığı ve Aile ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ortak çalıştığını biliyoruz. Bu arada pek çok nafaka mağduru erkek platformlarıyla da çokça görüşme yaptıklarını da biliyoruz. Bütün bunları Akit gibi kadın karşıtı gazetelerden de takip edebiliyoruz. Çünkü Akit de olmasa hiç haberimiz olmayacak. Dolayısıyla çok kapalı kapılar ardında olduğu için çok vakıf değiliz. Ama her an çıkabilir. Her an kadınların aleyhine %100 olacağından emin olduğumuz bir nafaka düzenlemesi her an çıkabilir. En son yargı reformu stratejisi belgesi açıklanırken bekliyorduk. Bir hafta kadar önceydi, bayram öncesiydi. Orada nedense açıklanmadı, iyi de oldu.
biz çok sevindik. Seçim olduğu için olabilir mi acaba? Arabuluculuk o konularda açıkladı. Evet. Cumhurbaşkanı açıkladı bizzat hatırlarsanız. Nafaka konusuna girilmedi. Dolayısıyla her an açıklanabilir bu sonuçlar ve lehte olmayacağı kesin. Biz bu imzalarla bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Evet. Kadınların gücünü göstermek istiyoruz. Yani yapamazsınız. Bu medeni kanunu değiştiremezsiniz. Bunlar kazanılmış haklardır. Ve herkesin buna saygı duyup korumaya davet ediyoruz bu noktada. Hani amacımız biraz evet. O. Çok teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Özellikle altını çizmek istediniz. Şu altını çizmek istediğim şu. Çok AKP'nin, şey var. Çok şey var. Özetim. AKP'nin kadın politikasını hakkıyla bir tahlil etmek için çok günümüze bakamıyoruz. Evvelden bakmamız gerekiyor. O yüzden biz kadınlar aleyhine ve çocuklar aleyhine yapılmak istenen tüm düzenlemelerin aslında önünde duruyoruz. Kadınların birlikte mücadelesiyle kazanılmış haklarımızı koruyoruz. O yüzden lütfen AK Partili ya da AKP'li kadın milletvekillerinle görüşebildiniz mi? Mesela onları ya yani onları da sonuçta ilgilendiren tabii bir ki, şey tabii ya da ki. Onların akrabalarını ne bileyim ben hemşerilerini. Biz herkesten randevu talep edebiliyoruz ama görüştüğümüz alabiliyoruz, alamıyoruz. Henüz bir geri dönüş olmadı ama biz herkesten aylardır talep ediyoruz. Evet. Ama bu nedense evet. Bir gündeme geliyor, bir geri çekiliyor. Fakat hayır. Bakanlıklardan da talep ettik, vermediler mesela. Evet. Sizlerin yani görüşlerine sürekli. Bu konudaki görüşlerine itibar edilmedi. Peki çok çok teşekkür ederim geldiğiniz anlattığınız için. T24'te zaten metnin tamamını da ve haberi de bulabilirsiniz. Bu neden önemli? Neden bütün kadınları ilgilendiriyor ve neden bu konuda hassas olmak gerekiyor? Sadece kendimiz için değil, çevremiz için, akrabalarımız için ya da kendi çocuklarımızın geleceği için bile. Kimi de zamanda bakarsınız gönül istemez ki ama. Sizler bile bu duruma evet. Düşebilirsiniz ve herkes kendi başına geldiği zaman durumun ciddiyetini kavruyor. Dolayısıyla şimdiden haberdar olun istedik. Dediğim gibi Metni T24'ten takip edin lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.